Taylor serisi tek veya çok değişkenli bir fonksiyonun sonsuz terimli eninci derece bir polinom karşılığıdır. Karmaşık matematiksel ifadeler yerine bu ifadelerin belirli bir dereceye kadar Taylor serisinden elde edilen polinom karşılıkları fen bilimleri, mühendislik ve sayısal analiz derslerinde sıklıkla kullanılır. fx fonksiyonunun yanda özel tipte verilmiş n artı bir terimli n'inci derece px polinomuna eşit olduğunu kabul edelim. fx eşittir px. px'in yukarıda verilen eşitini buraya yazalım. Burada c0, c1, c2, nokta 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 cn fx polinomuna göre bulunması gereken sabitler bulunması gereken sabitler x 0 ise x 0 ise herhangi bir x noktasıdır arkadaşlar x noktası şimdi buradaki buradaki c0 c1 c2 ve cn değerlerini Bulma yaklaşımımız ve kabullerimiz bizim Taylors serisini ortaya çıkartıyor. Nedir bu e, kabullerimiz? Önce birinci kabul şu. X eşittir X0'da X eşittir X0'da Fx X0 eşittir P X0 olsun. Buradan dikkat et. Hemen P X0'ın yanına şu yukarıdaki şu ifadedeki sağ tarafı yazıyorum ama x'ler yerine x0 yazacağım bu sefer. Yani şu x'ler yerine x0 yazarsam dikkat edelim şunların sıfırlandığını ve C0'dan itibaren tüm terimlerin kaybolacağını, C1, C2, Cn'li terimlerin sıfırlanacağını hemen görebiliriz. Buradan C0'ı dikkat edersek fx0 yani fonksiyonun x0'daki değeri olarak hesap ederiz. Demek ki benim önerdiğim şu yıldız serisinde ya da polinomunda C0 neymiş arkadaşlar? Taylor serisine açtığımız fx fonksiyonunun açtığımız noktadaki x eşittir x sıfırdaki değeriymiş. C sıfırı bulduk. Peki c1, c2, c3, cn'ler ne? Bunlar için bir ikinci kabul daha yapıyoruz. Birinci kabulümüz neydi? Birinci kabul x eşittir x sıfırda fonksiyonla polinom aynı değeri alacak. İkinci kabul şu. Bu sefer fonksiyonla fonksiyonun türevlerinin değerleriyle polinomun türevlerinin değerleri tam x eşittir x sıfırda aynı değeri alsın. Bunu bir yazmak istesem c1 c2 nokta nokta cn'leri bulabilmek için fx'in tüm türevlerinin x eşittir x sıfırdaki değerleri px'in aynı mertebedeki, mertebedeki x eşittir x sıfırdaki türevlerine eşit olsun. Yani demek istediğim şu. Örneğin f'in f'in x eşittir x sıfırdaki birinci türevi x eşittir x sıfırdaki birinci türevi neye eşit olacakmış? P, fonks, P polinomunun yani Taylor serisi olarak ileride açıkça bulacağımız polinomun x eşittir X sıfırdaki değerin birinci türevinin değerine eşit olacakmış. Ve aynı şekilde diğer tüm türevlerde de böyle eşitleyeceğiz. Yani ikinci türevlerde X eşittir X sıfırda eşit olacak. Evet. P'nin ikinci türevi. Böyle böyle nereye kadar gidecek bu? eninci mertebe türeve kadar gidecek. Yani eninci x'in x eşittir x sıfırdaki eninci mertebe türevi p polinomunun x eşittir x sıfırdaki eninci mertebe türevinin değerine eşit olacak. Şimdi bu buradan N tane denklem yazacağım. Buradan en tane denklem yazacağım. Her bir ifade, her bir türev eşitliği bize birer denklem getirecek ve bu her bu birer denklemden sırayla C1'i C2'yi C3 C4'ü nokta nokta Cn'i bulacağım. Bakalım bulalım şimdi ilk eşitliği yazalım. Yani şunu şunu yazalım. Şuradaki şu P polinomunun ilk türevini alalım. Fx'in ilk türevine x eşittir x sıfırda eşit diyelim. Ne yapıyoruz? df bölü dx eşittir. X eşittir. X sıfırda eşittir. Dp dx x eşittir. X sıfırda P'nin x'e göre türevini ne alıyorum. Nedir? Şu ifadenin x'e göre türevi. C sıfır kaybolacak. C1 artı 2 C2 çarpı x eksi x0 diye gidecek. Yani C1 C0 kayboldu artı 2 C2 x eksi x0. Şu anda dikkat et x yerine x0 yazmıyorum. Şunu yazmıyorum daha. sadece p'nin x'e göre türevini alıyorum. Birazdan bu x'ler yerine x sıfırları yazacağım. Artı. Şimdi c üçlü terimin türevini alayım. 3 c 3 x eksi x sıfır karesi. Dikkat edin parantezin için türe, üstün türevini alıyorum. Sonra için türevi geliyor. İçinin türevi her zaman x'in katsayısı 1 olduğu için 1 olacak için türevi. Dolayısıyla sadece üstün türevi gözükecek yaptığım işlemlerde. Çarpı bir için türevi şeklinde. Artı 4 c4 c3 ve c4'lü terimleri de yazıyorum. x eksi x sıfırın kübü. Yukarıda verdiğim px e, fonksiyonunda c3 ve c4'lü terimler yoktu. Onları da şöyle ilave edeyim isterseniz. Şu araya. Ne olacak o? C3 terimler. C3 çarpı x eksi x sıfırın kübü artı C4 x eksi x sıfırın dördüncü kuvveti. Bunların da türevlerini aldı. 3 çarpı C3 x eksi x sıfırın karesi artı 4 çarpı C4 x eksi x sıfırın kübü ve artı nokta 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 artı şimdi en inci terimin türevini alıyorum. Üst başa geldi. Çarpı cn. Üstten bir çıkardım. x eksi x0'ın N eksi birinci kuvveti. İçin türevi arkadaşlar ne? İçin türevi bir. Yani çarpı bir. Onu yazmaya gerek yok. Şimdi şu şu x yerine x0 yazdığımda bakın şunlara x0 yazacağım. Şunlara x0 yazacağım. Dolayısıyla C1'den itibaren C1'den itibaren tüm şu ifadelerin sıfırlandığını ve C2, C3, C4 nokta nokta C'nin kaybolduğuna dikkat edin. Burada direkt elimize C1 kalacak. Ve C1 neye eşitmiş? C1 neye eşitmiş? fx'in x eşittir x sıfırdaki türevine. C1 eşittir. DF DX X eşittir. X0. Evet C1'i buldum. Aynen dediğim gibi ilk denklemden C1'i ilk eşitlikten yani ilk türev eşitliğinden C1'i elde ettim. İkinci mertebe türeve geçelim hemen. İkinci mertebe türev. D kare f bölü dx kare x eşittir x sıfır eşittir dp d kare p bölü dx kare x eşittir x sıfır evet dikkat et arkadaşlar şu ifadenin şu ifadenin bir kez daha türevini alacağım. P'nin ikinci mertebe türevi için. Bunun bir kez daha türevini alacağım. Dikkat et bunun bir kez daha türevini aldığımda bu sefer C1 gidecek. C1 yok olacak. Buradan. 2C2 artı 3 çarpı 2 çarpı C3 çarpı x eksi x0 şunun pardon bunun türevi bu bunun türevi de bu bunun türevini arkadaşlar artı 4 çarpı 3 çarpı c4 çarpı x eksi x sıfırın karesi üstten bir çıkar çarpı için türevi bir. Evet. Altı sonuncu türev. Altı nokta 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 enci mertebe terimin türevi. En çarpı üst başa gelecek en eksi bir ve üstten bir çıkar. X eksi x sıfırın en eksi ikinci kuvveti. Evet şimdi ne yapacağız? X gördüğümüz yere x sıfır yazacağız. Neden? Çünkü bu değerler x eşittir. x sıfır da birbirine eşit. Yani bu x'ler yerine x0 yazdığımızda yine aynı şekilde c2'den itibaren tüm c3, c4 ve cn'li terimler. Şurada bir tane cn olacak onu yazmayı unutmuşuz. Kaybolacak arkadaşlar. Bunlar sıfırlanacak. Buradan kalan ne? Buradan kalan 2c2 eşittir fonksiyonun x eşittir x0'daki ikinci türevi. Demek ki buradan c2'yi C2 eşittir. D kare F bölü D x kare x eşittir. X0'daki değeri. Ha, neyi unuttuk? Şu 2'yi unutmayalım. Şu 2'yi unutmayalım. C2 eşittir. 1 bölü 2 çarpı F'in x eşittir x sıfırdaki ikinci türevinin değeri. Buradaki 1 bölü 2'yi arkadaşlar unutmayalım. Üçüncü mertebe türeve bakalım. Evet üçüncü mertebe türevden hemen bir önceki adımdaki şuradaki ifadeyi x'e göre türevlersem tabi sağındakini x'e göre türevleyeceğim. Şu tamamını türevleyeceğim. C2'li terimler kaybolacak. F'in 3. mertebe türevi x eşittir x0 eşittir dp nin de 3. mertebe türevi x eşittir x0'daki değerleri eşit Yukarıdaki adımın en sağ tarafını x'e göre türevliyorum. 2c2 kaybolacak. 3 çarpı 2 şu terimin türevini alıyorum. x'e göre 3 çarpı 2 çarpı c3. x'i terim artık buradan gelmeyecek. Artı 4 çarpı 3 çarpı şunun türevini alıyorum. 4 çarpı 3 çarpı üstün türevi 2 çarpı c4 çarpı x eksi x üzeri 2 eksi 1 1 böyle kalacak. Artı nokta 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 artı n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 çarpı cn çarpı x eksi x'nin n eksi 3. kuvveti n 3. kuvveti. Şimdi aynı yukarıda olduğu gibi x gördüğüm yerlere x0 yazarsam şuralara x0 yazarsam c4 ve c C4'ten itibaren tüm terimler Cn dahi sıfırlanacak. Kalan ne? Kalan şu arkadaşlar. 3 çarpı 2C3 eşittir fonksiyonun x eşittir x sıfırdaki üçüncü türevinin değeri. Yani buradan c3'ü çekersem c3 eşittir. 1 bölü 3 çarpı 2. 1 bölü 3 çarpı 2. Bunu 6 demiyorum. 3 çarpı 2 olarak bırakıyorum. Neden? Bu şekilde yazdığımızda bu paydadaki terimlerin aslında n'in faktöriyeli olduğunu daha rahat göreceğiz. d küp f bölü dx küp x eşittir x sıfırdaki değeri bu türevi. c 3'te bu. Arkadaşlar aynı işlemler ile C4'ü şu şekilde buluyoruz. C4 eşittir. Yani yukarıda son yaptığımız adımdaki en sağdaki polinomu x'e göre türevliyorum. Ve x yerine x0 yazıyorum en sonunda. C4'ü çekiyorum. 1 bölü 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı şeklinde çarpı f'in x eşittir x0'daki 4. türevinin değeri. Bu da C4. Bunu eninci terime kadar götürdüğünde bunu eninci terime kadar götürdüğünde Cn'i buradan şu şekilde bulabilirsin. 1 bölü n faktöriyel. Dikkat et 4 çarpı 3 çarpı 2. 5. terime geldiğinde 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2. Demek ki eninci terim en faktöriyel olacak. Çarpı f'in eninci türevinin x eşittir x sıfırdaki değeri. Bu da eninci terim. Şimdi ben bir fx fonksiyonunu px'i yazmayayım artık. Direkt px'in eşit olduğu polinomu yazayım. a0 artı a1 x eksi x0 artı a2 x eksi x0'ın karesi artı nokta 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 artı an x eksi x0'ın kuvveti şeklinde bir polinoma eşit olduğunu söyledim. Şimdi bu A0, A1 ve A2 değerlerinin bulunması gerektiğini ve bu değerlerinde polinomun x eşittir x0'daki değerini ve türevlerinin değerini kullanarak bulunmasın bulunacağını söyledim ve yaptım. Bu Pardon arkadaşlar buraya A0, A1, A2, AN dedim. Biz ne demiştik sorunun başında? C demiştik değil mi bunlara? Bakalım. Evet o sorunun başında A olarak başlamışım. Sorunun başında A olarak başlamışız. Şurada. Sonra C demişiz. Neyse fark etmez. Bu A0, A1, A2, AN, C0, C1, C2, CM. Bunların hepsi aynı katsayı C ile devam ettiğimiz için şunları silebiliriz. C0, C1, C2, Cn. Bu katsayılar A0, A1, A2, An de olabilir, C de olabilir, K da olabilir. Biz en başta A desek de sonra C diyerek devam etmişiz. C olarak bitirelim. Tüm bu C'lerin eşidi burada yukarıda bulundu. C1, C, C0'dan başladık. Bakın. Şuradaki C0'ı bulduk. C1'i bulduk. Türevin x eşittir x0'daki değeri. C2'yi bulduk. C3'ü bulduk. C4'ü ve Cn'i bulduk. Tüm bunları gelip bu seride yerine yerleştirirsek fx fonksiyonunun x eşittir x0'daki Taylor serisi açılımını bulmuş oluruz. Aşağıdaki ifade fx fonksiyonunun x eşittir x0 civarında Taylor serisi açılımıdır. Yani fx eşittir fx0 artı x0'daki türevi çarpı x-x0 artı x0'daki ikinci türevin değeri bölü 2 faktörüye x-x0'ın karesi artı 3. mertebe türevin x0'daki değeri bölü 3 faktörüye çarpı x-x0'ın kübü artı Diğer tüm terimler ve sonuncu terim n'inci mertebe türev x0'daki değeri tabi n'inci mertebe türevin bölü n faktöriyel çarpı x eksi x0'ın n'inci kuvveti. Şimdi bu ifadeyi ilk gözünüzde canlandırdığınızda bunun bir polinom nasıl bir polinom olduğunu polinoma benzemediğini söyleyebilirsiniz. Ama tüm şu f x0 f üssü x0. İkinci türevin x0 değeri, değeri bölü 2 faktöriyel. Üçüncü mertebe türevler. Bunların hepsi aslında birer fonksiyon değil. Türev fonksiyonlarının x0'daki değerleri. Yani bunlar birer sayı aslında. Kas sayı. sayı. x0 da burada nedir? Bir x değeridir. Bir x değeridir. Ve bu Taylor serisi o x değeri civarında açılmıştır. Ne anlama geliyor bu x0 değerinin civarında bu Taylor serisinin açılması? Onu şu şekilde açıklayabiliriz. Öncelikle not 1 diyelim. fx 1 x eşittir x sıfırda taylor serisinin açılabilmesi için bir defa x eşittir x sıfırda fonksiyonun tanımlı. Yani ne demek oluyor fonksiyonun tanımlı? x eşittir x sıfırda 1 bölü x sıfır gibi bir değer. Yani fonksiyonu sonsuza götürecek bir değer olmayacak. Yani burada singularite dediğimiz bir tekillik, bir sıfıra bölme durumu olmayacak. Sürekli olacak burada. Ve fonksiyon tam bu noktada şu ifadelerinin yani tüm bu türevlerinin eninci mertebe türevlerinin hesap edilebilmesi için en kere türevlenebilir olması lazım. Tabi en kere türevlenirken tüm bu noktalarda da x0'ın da da tanımlı olmaları lazım. Yani fonksiyon nasıl x eşittir x0'da bir sayı veriyorsa türevler de x eşittir x0'da bir değer vermelidir bir tekillik, bir sonsuzluk ortaya çıkmamalıdır oralarda da. İlk x eşittir x0 civarında Taylor serisinde açmaktan ilk şeyimiz budur. Kastımız budur. Bunu bir yazalım. fx'in x eşittir x0'da Taylor serisinde açılabilmesi için fx'in x eşittir x0'da tanımlı ve sonsuz kere türevlenebilir olması gerekir. İkinci durumda ise bu fx'in Hangi şartlarda tam olarak bu seviyeye eşit olduğu yani sağındaki taylor seviyesine eşit olduğu kabul edilir. Bir defa %100 eşit olabilmesi için yani bu eşitliğin tam olarak eşit yaklaşık eşit değil olabilmesi için sonsuz adet terim alman lazım. Yani x eşittir x sıfırda bu serinin tam olarak fx aynı sonucu vermek için sonsuz tane Terim alacaksın. Yani sonsuzuncu derece eninci derece olarak düşünürsen bir polinom olacak. Bu maalesef her zaman mümkün değil. Dolayısıyla aslında uygulamada biz Taylor serisinin elemanlarını bir yerde kesmemiz lazım. Yani bir yerden itibaren biz terimleri almayı bırakıyoruz. Nasıl bırakıyoruz? Hatalar nasıl ortaya çıkıyor? İşte bu x ve x0'ın arasındaki mesafe ile ilişkili bu hatalar. Dolayısıyla x eksi x0'ın şu x eksi x0'ın arasındaki mesafe arttığı zaman örneğin sen Taylor serisinin sağ tarafını kullanıyorsun fonksiyon yerine ve x yerine değerler koyuyorsun ama x yerine koyduğun değerler x sıfırdan gitgide uzaklaşıyor. O zaman Taylor serisinin fx'e yakın saklığı yani fx ile aynı doğru sonucu vermesi bozulabiliyor arkadaşlar. Neden bozulabiliyor? Çünkü dikkat et. Eğer x eksi x sıfır x eksi x sıfır büyük bir terimse. Büyük bir terim ne demek? Birden büyük bir terimse. Bu birden çok çok büyük demek. Şu terimlerin her birinin üstlerinden dolayı gitgide daha büyük sonuçlar vereceğini söyleyebilirsin. Yani şu terimin şu terimin herhangi bir x noktasındaki değeri x x0'dan arasındaki mesafe büyük olmak şartıyla şu ikinci terimden daha küçük olduğu yani birinci terimin ikinci terimden daha küçük olduğu bellidir. Neden? Çünkü burada üzeri 3 var. Burada 2 var. Yani şuna ben şu mesafeye ben delta dersem x eksi x sıfıra delta dersem burası ne olacak? Delta kare olacak. Burası ne olacak? Delta küp olacak. Dolayısıyla delta küp delta kareden çok çok büyük olduğu için kübünü aldığım için daha büyük olduğu için ikinci terimin tüm bire göre büyüklüğü daha fazla olacak. Yani bunun sayısal değeri birden daha büyük olacak. Sonra buradaki üçüncü terimi alsan bu sefer üçüncü terim 2'den daha büyük olacak. Böyle böyle git gitgide en büyük terim en terim olacak. Bu hangi durumda ortaya çıkıyor? X'in x0'dan sındaki mesafe büyük olduğu zaman ortaya çıkıyor. Dolayısıyla sen burada terimleri ihmal ettiğin zaman büyük terimleri ihmal etmiş olacaksın ve hata çok artacak. Bunun için Taylor serisinde geçerli olabilmesi için şu kabulü yapıyoruz. x eksi x sıfırın mesafesi arkadaşlar tam tersi bir etkisi yaratabilmesi için ben buna delta diyorum. Birden çok büyük değil birden çok çok küçük olması lazım. Yani bu ne anlama geliyor? x x sıfıra yakın bir terim. Yakın bir terim. Örnekler yaparken bu daha iyi anlaşılacak. Eğer böyle yaptığın zaman yani delta bu sefer aralarındaki mesafe çok küçükse yani birbirine yakınsa bu sefer bir önce anlattığım şey tam tersine dönecek. Neydi bir önce anlattığım şey? Delta küpün delta kareden büyük olması sıfırda bir arasındaki sayılar için bu tam tersi. Delta küp eğer delta sıfırda bir arasında ise delta kareden daha küçüktür. Dolayısıyla delta karede delta karede neyden daha küçük olacak? Delta teriminden daha küçük olacak. Yani bundan daha küçük olacak. Dolayısıyla bu sefer tam tersi etki olacak. Yani her bir terim ikinci, üçüncü, dördüncü terim gitgide ne yapacak? Ufalacak. Dolayısıyla sen bu terimleri bir yerde kestiğin zaman sen bu terimleri bir yerde kestiğin zaman örneğin şunu kabulünü yapacaksın. Ben diyeceksin ki delta kareli terimi delta kareli terimi delta ve terime göre deltalı terime göre ihmal ed ettiğimi kabul edersem tamam mı? Yani delta kare çok çok küçük delta de dersem ve delta kareli terimleri ihmal edersem otomatikman delta küp delta üzeri 4 nokta 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 delta üzeri eninci terimler de ihmal edilmiş olacak ve del bu terimlerin Taylor serisine ilave etmediğimiz hatası delta kareye göre çok çok daha küçük olacak. Yani hatanın bir defa Az e, küçük tutulabilmesi için mutlaka x ile x0'ın arasındaki değer çok küçük alınmalıdır. Yani şunu tekrar söylüyorum. Ben fx fonksiyonunu x eşittir x0'da taylor serisini açıyorsam bu taylor serisini bu fonksiyon yerine kullanacaksam yani şu taylor serisini sağdaki ifadeyi bu fx fonksiyonu yerine kullanacaksam o zaman x değerlerinin x sıfıra yakın olduğu noktalarda çalışmam lazım. X büyüdükçe ve x sıfırdan uzaklaştıkça bu Taylor serisi, bu fonksiyonlu olan e, fonksiyona olan yakınsaklığı ortadan kalkacak ve hatalar ortaya çıkacak. Bu arkadaşlar, bu e, anlattığım özellik aslında bu serinin yakınsaklığı ile ilgili. Yakınsaklığı ile ilgili. X eşittir x sıfırda bu seri demek oluyor ki aradaki mesafe artıyorsa ıraksak oluyor. Yani yakınsamıyor. Ama bazı durumlarda örneğin e üzeri x fonksiyonunda bu tam tersi, tam tersi şekilde demeyelim de e, x'in tüm değerlerinde yakınsak oluyor. Yani sen x sıfırdan ne kadar uzaklaşırsan uzaklaş. Yeterli terim aldığında x'in bütün değerleri için Taylor serisini fx fonksiyonuna yani e üzeri x'e eşitleyebiliyorsun arkadaşlar. Örnek üzerinde göreceğiz. Not 2'yi daha güzel bir şekilde yazarsam. Sonsuz terim almak şartı ile fx fonksiyonu x eşittir x0 civarında Taylor serisi açılımına eşittir. x eksi x0 delta mesafesi artarsa yani x0'dan uzaklaşılırsa Taylor serisi f(x)'e yakınsamayabilir. Buradan yakınsamamaktan kasıt f(x) ile aynı sonucu vermez Taylor serisi. Bu durum f(x)'in Taylor serisi açılımının yakınsaklığı ile ilgilidir. Şunu söyleyelim, her f(x) fonksiyonu için bu geçerli değildir. Bu f(x)'in Taylor serisi yakınsaklığı f(x) fonksiyonuna ve tabii ki o hesaplanan katsayılara bağlıdır. Farklı f(x) fonksiyonları için her x değerinde yakınsama gerçekleşebilir. Uygulamada arkadaşlar fx'in x eşittir x sıfırdaki değeri bilinir. Yani x eşittir x sıfırdaki değerini bilirsin fonksiyonun. Ve x sıfıra yakın x değerleri için x eksi x sıfır yakın olmak şartıyla. Tabi bu yakın olma ne demek? x'in x sıfıra yakın olması aralarındaki mesafe birden çok küçük olacak. Olacak şekilde Sınırlı sayıda terim alınarak fx yerine arkadaşlar taylor serisi açılımı kullanılabilir. Tabi şunu söylemedik. Şu mesafe arkadaşlar aralarındaki mesafenin burada mutlak değer olarak düşünülmesi gerekir. Örnek E üzeri 0.1 ve E üzeri 0.5 değerlerini hesap makinesi kullanmadan serisi ile virgülden sonra 4 basamak hassasiyetle hesaplamak istiyoruz. Aynı şekilde epsilon e üzeri sayısı e üzeri 1 yani e sayısında hesaplayabilir miyiz bunu soruyoruz. Burada hesap makinesi kullanmamaktan kasıt e, hesap makinalarındaki e üzeri fonksiyonunu kullanmamak. Yani dört işleme kullanabilirsin. Ama e, hız kazanmak için tabi işlem hızı için kullanabiliriz. E, yoksa elle tüm dört işlemleri yapabiliriz. Ve Tylox serisine dikkat edersek Tylox serisini kullanacağız bu soruda. Tylox serisinde tüm ifadeler dört işlemle bulunabiliyor. Bakın şimdi dikkat edelim. E üzeri 0.1 ve E üzeri 0.5'i hesaplayabilmek için bir defa fx'in E üzeri x olması lazım. E üzeri x. Dolayısıyla bize bundan sonra e üzeri x'in kendisi türevleri ilk türevi nedir e üzeri x'in? Yine kendisidir. İkinci türevi nedir? Yine kendisidir. Değil mi? fx eşittir e üzeri x'e türevi kendisi ikinci türevi Yine kendisi. İkinci türev yine kendisi. Böyle böyle. fx e üzeri x'e eninci türevinde yine kendisi eşit olduğunu kolayca bulabiliriz. Dolayısıyla taylor serisindeki eğer e üzeri x fonksiyonunu ben taylor serisini açarsam her bir türevli ifadeleri kolayca e üzeri x cinsinden bulabilirim. Yalnız bu türevli ifadelerde dikkat ederseniz e üzeri x değil de Taylor serisini açtığımız x eşittir x0 noktasındaki bu e üzeri x'lerin değerleri lazım. Tüm bunların değerleri lazım. Şimdi bizden hesap makinesi kullanmamızı istiyor. Dolayısıyla ben öyle bir x0 noktası seçeceğim ki bu e üzeri x0 noktasını öyle bir e üzeri x0 seçeceğim ki bu e üzeri x0 noktasını hesap makinesi kullanmadan bilebileceğim. Dikkat edin x0 ne olması lazım bu durumda? 0 olması lazım değil mi? x0 eşittir 0 ise, e üzeri 0 hesap makinesi kullanmadan 1 olarak direkt otomatikman söyleyebiliyorum. Dolayısıyla eğer bir x0 seçmek istersem ilk şartı bu fonksiyonun o noktadaki bilinen bir değeri. Yani x eşittir sıfırdaki değeri. x sıfır eşittir sıfır iyi bir nokta. İkinci şeyimiz de şu. Kriterimiz de şu. x sıfır için. Bu x eşittir 0.1 ve x eşittir 0.5'e yakın değerler olması lazım. Yakın değerden kasıt şu arkadaşlar. x'ten X sıfırı çıkardığımda, bunun değeri her zaman için birden küçük olacak. Hatta birden çok çok küçük olursa, bizim için çok daha iyi. Neden? Çünkü ihmal ettiğim terimlerin hatası sıfırla 1 arasındaki terimin kuvvetleri de küçüldükçe daha iyi sonuçlar verecek. Evet, bakalım. X eşittir sıfır. X 0 X0, X eşittir. X 0 eşittir sıfır için x eşittir 0, 1 ve x eşittir 0, 5 bu şartı sağlıyor. Yani aralık, değil mi? İkisi için aralık birden küçük bir değer. Oldu o zaman ben demek ki ne yapabilirim bundan sonra? Tüm bu e üzeri x sıfırları, e üzeri x'leri, e üzeri x sıfır e olarak yazabilirim. Bakın şu da e üzeri x sıfır. E, x sıfır eşittir 1 ise, pardon x sıfır eşittir 0 ise, Değil mi? O zaman tüm bu terimler neye eşit olacak? 1'e eşit olacak. Değil mi? Bak. Tüm burada x0 x0 bunların yerine 0 koyuyorum. O zaman tüm bu terimlerin hepsi 1 olacak. 1 olacak. O zaman ayrıyetten şu x0 kaç olacak? bu x sıfırlar. Bunlar da sıfır olacak. Evet. O zaman benim e üzeri x'in Taylor serisi açılımı ne oldu? İlk ter terim f x sıfır yani e üzeri x'te x yerine x sıfır koy. x sıfırım da sıfırdı. O da birdi. O zaman ilk terim bir. İkinci terim ne? Türevinde, türevi zaten kendisine eşit. E, kendisine eşitse x yerine 0 koy. O da 1 o zaman. O zaman x 0 da 0 şurası. O zaman buradan sadece bir tane ikinci terimden sadece x gelecek. Evet. Üçüncü terimden ne gelecek? İkinci türev. Tüm bu türevlerin değerinin 1 olduğunu zaten hesapladık. O zaman oradan 1 bölü 2 faktöriyel 1 bölü 2 gelecek. Çarpı x 0 0 ise çarpı x kare gelecek. Artı. Üçüncü terimden pardon dördüncü terimden yani üçüncü türevli terimden 1 bölü 3 faktöriyel çarpı x küp gelecek. Artı. Dördüncü terimden 1 bölü 4 faktöriyel çarpı x üzeri 4 gelecek. Artı. Nokta 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 artı. 1 bölü n faktöriyel çarpı x üzeri n. Evet bu e üzeri x sayısının bu ifade e üzeri x'in x'in x eşittir x, x eşittir x sıfır değil artık x eşittir sıfırda Taylor serisi açılımı serisi açılımıdır. Dikkat edersen ben x'e yakın değerlerde x'e yakın değer şu kasıt şu e, x eşittir sıfıra yakın değerler düzeltiyorum tamam mı sıfıra yakın değerlerde ben burada x yerine onu koyarak e üzeri x'e hesaplayabilirim e, ne kadar çok terim alırsan hatanın o kadar azalacağını söyleyebiliriz şimdi göreceğiz onu Taylor serisi Açılım bir fonksiyonu şöyle kullanabilir. Her zaman sonsuz terim almak zorunda değilsin. İlk terim Taylor serisinin her zaman eee içerdiği. Yani e, ilk terim hiçbir zaman değişmez Taylor serisinde. Onu o her zaman alınır o. Bunu almama gibi bir durum olmaz. Terim eklemek demek Taylor serisine Birinci terimden sonrakileri almak demek. Örneğin tek terimli Taylor serisi dediğimiz zaman şu olacak e üzeri x yaklaşık 1 artı x. Tek terim demek şu, birinci terimi artık saymıyoruz, birden sonraki ilk terim almak 1 artı x. Bu bir e üzeri x'in x eşittir 0'da, x yaklaşık 0'da yakınsamasıdır, yani bir e, yakın bir değeridir. Yaklaşımdır daha doğrusu. Bu tek terimli. Neden e, yaklaşık eşit koyuyorum? Çünkü taylor serisi eşitken terimlerini almadığın zaman bu ifade artık eşit değil yaklaşık oluyor. Bu tek terimli taylor serisi. Terimli taylor serisi. İki terimli taylor serisi için. E üzeri x yaklaşık 1 artı x artı x kare bölü 2. 3 terimli taylor serisi için 1 artı x artı x kare bölü 2 artı x küp bölü 3 faktörü yani Bu da yukarıdaki 2 terimliyken son yazdığımda 3 terimli. Hangisi bizim işimize geliyor? Onu için çözdüğümüz probleme bakacağız. Bu problemde onun bilgisi verilmiş. Bize deniyor ki virgülden sonra 4 basamak hassasiyet için sonuç bulacaksın. Biz en baştan başlayacağız. En Taylor serisinin en kötü yaklaşımı yani tek terimden başlayacağız. Kontrol edeceğiz. 2'den başlayıp sonra ikiye geçeceğiz, 3'e geçeceğiz. Böyle terim ekleyerek gideceğiz. Hem e üzeri 0.1'e hem de E üzeri 0.5'i hesaplayacağız. Aradaki farkları göreceğiz. Bakalım ikisi de aynı terim sayısında mı yakınsıyor. Yoksa birisi daha fazla mı terime ihtiyaç duyuyor. Duyuyorsa neden duyuyor bunu tartışacağız. Tabi burada virgülden sonra 4 basamak hassasiyet için. Virgülden sonra 4 basamak hassasiyet için. Hemen hata kriterimizi belirleyelim. E, ne istiyorduk biz? Dört basamak hassasiyet için. Evet mevcut sonuç yani şu anda hesapladığımız sonuç mevcut sonuç eksi önceki sonuç. Örneğin şurada üç terimli 3 terimli Taylor serisini hesapladım o mevcut sonuç oluyor önceki sonuç iki terimli sonuçtu mevcut sonuçtan önceki sonucu çıkartıyorsun. Önceki sonuç. Eğer aradaki fark 10 üzeri eksi k artı 1'den burada k ne? İstenen basamak hassasiyeti. Yani küçükse tabi bunlar mutlak değer içinde kriterin sağlandığını söylüyordum. Yani benim bu iki sonuç arasındaki farkın k eşittir 5 ise 10 üzeri pardon k eşittir 4 ise 4 basamak hassasiyet 10 üzeri eksi 5'ten küçük olması lazım. Yani mevcut sonuç eksi önceki sonuç mutlak değerleri küçük 10 üzeri eksi 5 olduğu anda bu demek oluyor ki kriter sağlandı bu bir hata analizidir aynı zamanda. Diğer derslerde bir önceki derste gösterdiğim daha farklı hata analizleri de var. Burada kullanacağım olan bu. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi şöyle bir tablo yapacağım. İlk önce tek terimli Taylor serisini alıyorum. Yani Taylor serisine tek terim ekliyorum. Neydi o? e üzeri x yaklaşık e üzeri x yukarıda yazıyor zaten. Onu tekrar yazmama gerek yok. 1 artı x'ti. E o zaman e üzeri 0.1 ne olacak? 1 artı 0.1'den eşittir. 1.1 arkadaşlar. Dolayısıyla e üzeri 0.1 için ilk sonuç 1.1. Bu adımda hata hesaplamama gerek yok. Çünkü bundan önce bir sonucumuz yok. E, hesaplamak istersen sadece bir değerini kullanabilirsin. Ama hata zaten çok yüksek olacağı belli. Kriterinde hemen ilk e, adımda sağlanmaz. Dolayısıyla hata hesaplamıyorum ben burada. Bundan sonraki adam, adımlarda hesaplayacağım. Şimdi e üzeri 0.5'e hesaplayayım. 1 artı x'te x yerine 0.5 koyacağım. Buradan 1.5 değer 1.5. Demek ki ilk yakınsama için e üzeri x'in ilk yakınsaması yani 1 artı x için e üzeri 0.1 yaklaşık 1.1'miş. Ben 4 basamak hassasiyette çalışmak istiyorum. Onun için virgülden sonra 6 basamak alacağım. Yuvarlatmaları hesap makinesinde yani 6 basamağı okuyup buraya yazıyorum. Bu 1.1 diğer basamaklar yok, 0 koyuyorum. Evet, buradan da e üzeri 0.5 yaklaşık demek ki kaçmış? 1.5 çift 0, bir 3 0 daha. Gelelim ikinci yakınsamaya. e üzeri x Burada ne yapıyorum? 1 artı x. Bir terim daha alıyorum. x kare bölü 2. Evet. Buradan ikinci e üzeri 0.1'e geçiyorum. x yerine 0.1 yazıyorum. 1 artı 0.1 artı 0.1'in karesi bölü 2. Buradan e üzeri 0.1 eşittir. Kaç arkadaşlar? Daha doğrusu yaklaşık diyelim biz buna. Bakın tamamen dört işlemle yapabilirsin sen bunu. 1 artı 0.1 1.1 artı 0.1'in karesi bölü 2. Ee, buradan 1. 105 3 0 Evet. Burada hata nedir arkadaşlar? Hata. Mevcut sonuç 1.105 çift 3 sıfır eksi 1.100 3 sıfır daha tabi bunlar mutlak değer bu da eşittir kaçmış 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 arkadaşlar 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 evet şeyden küçük mü bizim kriterimizden bizim kriter neydi bizim kriter kriter 5 pardon 10 üzeri eksi 5'te. Evet 10 üzeri eksi 5'ten büyük olduğu için kriter sağlanmaz. Sağlanmaz. Kriterin sağlanmadığını göstermek için kırmızı ile yazıyorum. Kriter sağlanmaz. Evet gelelim şimdi e üzeri 0.5'i e hesaplamaya. 1 artı 0.5 artı 0.5'in karesi Bölü 2. Buradan arkadaşlar 1.625 3.0. Demek ki buradan E üzeri 0.5 yaklaşık 1.625 3.0'mış. Hatamız ne peki hata? Buradaki hata için mevcut sonuç 1.625 3.0 eksi. Bir önceki sonuç 1.500 3.0 Evet bu fark neymiş? Arkadaşlar 0.13 0.13 Evet Kriterden büyük olduğu için Kriter Sağlanmaz. Devam edeceğiz işlemlere. İşlemlere devam etmek demek ne demek? Bir terim daha ekleyeceğiz dialog serisine. Hemen bu e, satırı kapatalım. Buradan e üzeri x yerine artık 1 artı x artı x kare bölü 2 artı x küp bölü 3 faktörü ile ekliyorum. Arkadaşlar hesap makinesi kullanmamakta kasıt aslında burada hesap makinesinin e üzeri fonksiyonunu kullanmamak. E, bu dört işlemlerin hepsini elle yapabilirsin ama tabi elle yapmak e, zor. E, bu işlemler için hesap makinesini kullanabilirsin ama bizim asıl istediğimiz e üzeri fonksiyonunu hesap makinesinde kullanmaman. Gelelim şimdi e üzeri 0.1'e. 3 terimli Taylor serisinden hesaplamak. Hesaplayalım. 1 artı 0.1 artı 0.1'in karesi bölü 2 artı 0.1'in kübü bölü 3 faktöriyel. Buradan direkt e üzeri 0.1'in hesapladığımız değerini yazayım. Evet arkadaşlar buradan e üzeri 0.1 1, 1. 10, 51, 67. 1.10, 51, 67. Hatamız ne? Hata eşittir. Mevcut sonuç 1.10, 51, 67. Eksi önceki sonuç 1.10. 105 30 mutlak değer için alalım bunu işaretine bakmadan alışkanlık haline getirelim arkadaşlar. Buradan hata kaç çıkıyormuş? 1.67 çarpı 10 üzeri eksi 4. Evet. Kırmızıyla yazıyorum. Kriterden hala büyük. Kriter sağlanmadı. sağlanmadı. Geçelim şimdi e üzeri 0.5'e. Bir artı 0.5 artı 0.5'in karesi bölü 2 artı 0.5'in kübü bölü 3 faktöriyel. Buradan e üzeri 0.5 yaklaşık arkadaşlar 1.645833 58 buradan hatamız mevcut sonuç 1.645833 eksi bir önceki sonuç 1.625'ti 625 30 buradan hata eşittir kaçmış 3 çarpı 10 üzeri eksi pardon Pardon düzeltiyorum onu. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Evet yine kriter sağlanmadı. 10 üzeri eksi 5'ten büyük olduğu için kriter sağlanmadı. İşlemlere devam edeceğiz. Yalnız şurada bir durup düşünmenizi istiyorum. Hem E üzeri 0.1'de hem de E üzeri 0.5'te 5'te kriter sağlanmadı. Ancak hata hangisine daha büyük? Evet E üzeri 0.5'te hata daha büyük. Aynı terim sayısında hata daha büyük. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Bir defa ilk önce bu gidişatla ilk önce kriteri sağlayacak olan E üzeri 0.1. Yani daha az terimle kriteri sağlayacak olan e üzeri 0.1. Peki niye e üzeri 0.5'in hatası daha fazla? Nedeni şu. x eşittir 0 0. Hatırlayalım. x 0 0 da Taylor serisini açmıştık. Dolayısıyla ben 0'dan ne kadar uzaklaştıkça Taylor serisinin hatasının o kadar büyüyeceğini size söylemiştim. Aynen burada işte o karşımıza çıkıyor. 0.5 0'dan daha uzak olduğu için 0.1'e göre bunların hataları daha fazla. Ee, ama şuna bakalım bir defa hatalar gitgide azalıyor. Yani her iki durum için yakınsama birisinde daha yavaş gerçekleşiyor olsa da yani hata daha az daha yavaş düşüyor olsa da sonuçta azalıyor hata. Yani bir yakınsama mevcut. Terim eklemeye devam edelim. Evet 1 e üzeri x 1 artı x bölü x kare bölü 2 artı x küp bölü 3 faktöriyel artı x üzeri 4 bölü 4 faktöriyel. Buradan e e üzeri 0.1 için bir artı 1 artı 0.1 artı 0.1'in karesi a bölü 2 artı 0.1'in kübü bölü 3 faktöriyel artı 0.1'in dördüncü kuvveti bölü 4 faktöriyel. Buradan e üzeri 0.1 yaklaşık arkadaşlar hemen söylüyorum. 1.10 51 71 Evet buradan hata mevcut sonuç 1.10 51.71 Eksi. Önceki sonuç. 1.10 51.67 Kapat. O da eşittir. Kaç? 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 Evet. Bak. İki sonuçta birbirini tutmasa altı basamakta. Ama hata kriteri benim istediğim değerin altına düştü. Yani 10 üzeri eksi 5'ten bu ne? Küçük bir değer. Dolayısıyla küçük 10 üzeri eksi 5 olduğu için ne oldu bu? Kriter sağlandı. Kriter sağlandı. Hatta daha iyi bir karşılaştırma için şunu şöyle görebilirsiniz. 4 çarpı 10 üzeri eksi 6'yı arkadaşlar 0.4 çarpı 10 üzeri eksi 5. Şu kriteri daha iyi sağlamak için şu 4 çarpı 10 üzeri eksi 6'yı 10 üzeri eksi 5 cinsinden şu şekilde yazıp yani 0.4 çarpı 10 üzeri eksi 5 şeklinde yazıp karşılaştırmanız Bak dikkat edersen her iki tarafta 10 üzeri eksi 5 var. Onlar sadeleştirdi. 1 küçük 0, 1 büyük 0.4 olduğu için ne olacak? Otomatikman kriterin sağlanmış olduğunu göreceğiz. Mesela şöyle olsaydı bu diyelim ki 40 çarpı 10 üzeri eksi 6 olsaydı. Siz bunu 10 üzeri eksi 6 olduğu için küçük 10 üzeri eksi 5 derseniz yanlış olurdu. Neden? Çünkü bu aslında 4 çarpı 10 üzeri eksi 5'tir arkadaşlar. 4 çarpı 10 üzeri 5 eksi 5'te, 10 üzeri eksi 5'ten küçük değil büyüktür. Dolayısıyla böyle bir durumda yanıltıcı olur ve sen kriter sağlanmadığı halde sağlanı kabul ederdin. Neyse bunu geçelim. Bu tarz ufak tefek sayılarla ilgili püf noktalarına böyle yeri geldiğince değineceğiz. Gelelim e üzeri 0.5'in pardon e üzeri 0.5'in tabi hesabına. 1 artı 0.5 artı 0.5'in karesi bölü 2 artı 0.5'in kübü bölü 3 faktöriyel artı 0.5'in dördüncü kuvveti bölü 4 faktöriyel Buradan E üzeri 0.5 arkadaşlar yaklaşık 1. 64, 84, 38 Hata Mevcut sonuç 1.64 84, 38 Eksi bir önceki sonuç 1.58, 33 Pardon. 1.64, 58, 33 Buradan hatamız arkadaşlar. 3 çarpı 10 üzeri eksi 3. Evet. Dikkat edelim. 10 üzeri eksi 5'ten büyük olduğu için kriter sağlanmadı. Demek ki Demek ki E üzeri 0.1'de işlemler tamamlandı ve E üzeri 0.1 için şu adım yeterken bu kadar terim yeterken istenilen hassasiyet için e üzeri 0.5'te yetmiyor ve terim eklemeye devam edeceğiz. Ama işlemleri bu sefer sadece E üzeri 0.5 için yapacağız. Teknik bir aksaklıktan dolayı bu adım hızlıca geçmek zorunda kaldım. Sonuçları şöyle yazdım. e üzeri 0.5 yaklaşık 1.648698. Hata şimdi bulduğum sonuç eksi önceki sonuç buradan arkadaşlar. 5 terim eklenmiş Taylor serisi için 1.8698 2 çarpı 6 çarpı 10 üzeri eksi 4. Evet. Halen daha bu ifade 10 üzeri eksi 5'ten büyük. Dolayısıyla kriter sağlanmadı. Demek ki bir terim daha ekleyeceğiz. Bir terim daha ekleyeceğiz. O zaman bir terim daha eklersek 1 nokta pardon 1 artı x artı x kare bölü 2 artı x küp bölü 3 faktöriyel artı x üzeri 4 bölü 4 faktöriyel artı x üzeri 5 bölü 5 faktöriyel evet bir terim daha x üzeri 6 bölü 6 faktöriyel şimdi şurada bir şeyi belki şimdiye kadar görmüş olabilirsiniz. Her bir adımda aslında bir önceki adıma ilave terim ekliyorum. Yani e, bir önceki terimde mesela bir önceki terim bir önceki adımda x üzeri 5'e kadar almıştım. Burada yine bu x üzeri 5'e kadar olan terimler var. Bir de yeni x üzeri 6'lı terim geldi. Yani aslında ben bir önceki sonuca yani bir önceki sonuç ne? 1.648698'e sadece x üzeri 6 çarpı 6 faktöriyeli ekliyorum. Ekleyeceğim bu adımda. Yani siz bunu aslında işlem kolaylığı açısından sadece bu terimi hesaplayıp bir önceki sonucu eklerseniz de şimdi yazdığım uzun uzun yaz, e, yazacağım yerde bulduğum e, aynı sonucu bulursunuz. Ama ben uzun yoldan yapıyorum böyle. Tabi bilgisayar programlama yaparken göreceğiz her bu yeni terimi bir döngü sonunda bizim Taylor serisine ekleyeceğiz arkadaşlar. O kısımda gelecek. Dolayısıyla 1 artı 0.5 artı 0.5'in karesi bölü 2 faktöriyel artı 0.5'in kübü bölü 3 faktöriyel artı 0.5'in 4. kuvveti bölü 4 faktöriyel artı 0.5'in 5. kuvveti bölü 5 faktöriyel artı 0.5'in 6. kuvveti bölü 6 faktöriyel. Buradan e üzeri 0.5 yaklaşık arkadaşlar 1.64 87 20 1.64 87 20 Hatamız ne? Hata. Şöyle H harfiyle göstereyim bunu. Ya da büyük E ile göstereyim. 1.648720 eksi 1.64 önceki sonuç 1.64 86 58 Evet buradan hatamız 2 çarpı 2 10 üzeri eksi 5. Evet. Maalesef yine kriter sağlanmadı. Büyük 10 üzeri eksi 5 olduğu için ne oldu? Kriter sağlanmadı. O zaman ne yapacağız? Ne yapacağız? Bir terim daha ekleyeceğiz. Yani 7 faktöriyelli terimi Bekliyorum arkadaşlar. Bir artı biraz kalın oldu. Bir artı x artı x kare bölü 2 artı x küp bölü 3 faktöriyel artı x üzeri 4 bölü 4 faktöriyel artı x üzeri 5 bölü 5 faktöriyel artı x üzeri 6 bölü 6 faktöriyel artı x üzeri 7 bölü 7 faktöriyel. Buradan arkadaşlar 1 artı 0.5 artı 0.5'in karesi bölü 2 artı 0.5'in kübü bölü 3 faktöriyel artı 0.5'in 4. kuvveti bölü 4 faktöriyel artı 0.5'in 5. kuvveti bölü 5 faktöriyel artı 0.5'in 6. kuvveti bölü 6 faktöriyel artı 0.5'in 7. kuvveti bölü 7 faktöriyel Evet buradan e üzeri 0.5 yaklaşık 1.64.87.21 Evet bakın hatanın sağlandığını gördünüz umarım. İki değer birbirine çok yakın çıktı. Ki bunu görelim. 1.6487.21 eksi nedir? Bir önceki sonuç 1.6487.20 buradan hatamız arkadaşlar 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 değil mi? Evet. Dikkat et. Bu ifade 10 üzeri eksi 5'ten küçük olduğu için ne olmuş oluyor? Ki bunu ne olarak düşünüyordun sen? 0.1 çarpı 10 üzeri eksi 5. Sol taraf 10 üzeri eksi 6 yerine. O zaman kriter sağlandı. Demek ki demek ki bir 2 3 4 5 6 7 7 terim eklediğim zaman e üzeri 0.5'te Taylor serisi benim istediğim yani virgülden sonra 4 basamak hassasiyet için neyi veriyor? Ee, doğru sonucu veriyor. O zaman özet diyelim şuraya. Özet e üzeri 0.1 yaklaşık son bulduğumuz yere gidelim kaç bulmuştu? Bir şurada hata. 1.10.51.71 Şimdi 6 basamakta yaptım işlemleri ama biz virgülden sonra 4 basamak hassasiyet istiyorduk. O zaman bunu biz şunu eminiz bu virgülden sonra 4 basamakta %100 doğru bu sonuç. E, o zaman e, 4. basamaktan sonrakileri almana gerek yok. Yani şurada bir şunu şuradan bir keseceksin. Bunu buradan kestim mi? Bu ne olacak? 10.52 olacak. Yani 0.1 virgülden sonra 4 basamak hassasiyette 1. 10. Pardon, 1.10.52 olacak. Aynı şekilde E üzeri 0.5 ise yaklaşık virgülden sonra 4 basamak hassasiyette. Bakalım son bulduğumuz sonucu şu bunu dört basamak için şuradan kesiyorum. 1 64 87 Arkadaşlar hesap makinelerinden bu sonucu kontrol edebilirsiniz. Hesap makinesinden okuduğunuz sonuca bakın. Tamam mı? Virgülden sonra 4 basamağı yuvarlayın. Bu sonuçları bulacaksınız. E üzeri 0.1 için 10 üzeri 52. E üzeri 0.5 için 1.6487. Bir bu soruda bir özel durumumuz vardı. E sayısını hesap ediyor muyuz diye. E sayısı neydi? E sayısı aslında E üzeri 1'di. Dolayısıyla ben eee Taylor serisinde için yukarıda hesaplanan Taylor serilerinde değil mi? X yerine 1 koyabiliriz. Bakın şurada bir durum var. X 0 eşittir sıfırdı. Ve X yerine de 1 koyacağım. Benim genel bir e, Taylor serileri için bir e, şeyim vardı. Diyordum ki bu aralarındaki mesafe yani X ile X sıfırın arasındaki mesafe her zaman birden çok küçük olmasını istiyordum. Ama bu şart x eşittir 1 için bozuluyor. Arkadaşlar. E, e üzeri x'in taylor serisi açılımı x'in her değeri için yakınsaktır. Yani sen x sıfırı sıfır alsan bile. x'i sonsuza götürdüğünde bile. x sonsuza götürdüğünde bile. Yeteri kadar terim alırsan. yeter kadar terim alırsan. Taylor serisi her zaman e üzeri x'e x sıfır e eşittir sıfır için yakınsak arkadaşlar. Dolayısıyla e üzeri x'in yakın Taylor serisinin yakınsak olduğunu söyleyebiliriz x sıfır eşittir sıfırda. Bu maalesef her fonksiyonda böyle değil. Bu her fonksiyonda böyle değil. Bir sonraki örnekte. Ee, özel bir bir soru var. Ona bakacağız. Orada e, bu kolaylığı göremeyeceğiz. Dolayısıyla sen e üzeri x'i ben sana söyleyeyim. e üzeri x'i x eşittir 1 için kullanmak istiyorsan bizim hassasiyet için bunu yaptık biz. Tam 9 terim alman lazım. Yani 1 artı x artı x kare bölü 2 artı x küp bölü 3 faktöriyel artı nokta 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 artı x üzeri 9 bölü 9 faktöriyel. Hatta şöyle yapalım. Bir 8. terimi yazalım. Tamam mı? 8. ve 9. terimi alman lazım. Eğer 8. terimi alsaydın sonuç 8. terim alsaydın sonuç arkadaşlar 9. terim almadan 2.71 82 54. 9. terimde aldığında sonuç 2.71 82. pardon düzeltiyorum 8. terim aldığında sonuç 2.71 82 79. 9. terimde aldığında ise sonuç 8 terim, 2.71 82 82, bu da 9 terim bulursun. Buradan 9. terimde hatayı hesapladığında hata eşittir 2.71 82 82 eksi 2.71 82 79 buradan eşittir. 3 çarpı 10 üzeri eksi 6. Yani o da 0.3 çarpı 10 üzeri eksi 5. Bu da küçüktür 10 üzeri eksi 5 olduğu için kriter burada sağlanıyor. Sağlanıyor. Dolayısıyla x'i sen eğer x'i 0.1 aldığında sadece Kaç terim almıştık? 1, 2, 3, 4, 5 terim. 5 terim. X'i 0.5 aldığında kaç terim aldık Taylor serisini bu hassasiyet için? 1, 2, 3, 7 terim. Peki X'i 1 aldığımızda yani E üzeri 0.1 için şurada e üzeri 0.1 için. Tabi bu, burada x'lerin yerini hepsine 0.1 ekliyoruz ona göre. Tamam mı? Eklediğimizde kaç terim aldım? Bunda da 9 terim aldım. Burada niye fazla terim almaya alıyorum? Çünkü hata gitgide artıyor. Hatayı azaltan nedir? e üzeri x için terim eklemektir. Yalnız her seri de böyle olmayabilir. Yani sen e, bu yakınsamayı terim ekleyerek de düzeltemeyebilirsin. Onun nedeni başlangıç noktası yani x sıfırdan uzaklaşma, x sıfırdan uzaklaşman. Dolayısıyla uzaklaştığın zaman daha iyi bir x sıfır değerlerine ihtiyacın olabilir. Onu söyleyeyim. Şimdi ben arkadaşlar bu durumu bir de geometrik olarak size tartışmak istiyorum. E, tüm bu e üzeri örneğin şimdi bir matlab grafiğinde y eşittir e üzeri x'i çizeceğim. Bir y eşittir 1 artı x'i çizeceğim. Yani bu ne aslında? y eşittir 1 artı x. Tek terimli Taylor serisi açalım e üzeri x'in. Ve y eşittir 1 artı x artı x kare bölü 2'yi çizeceğim. Böyle böyle tüm bu e, artan terimli Taylor serisi ifadelerini e üzeri x'in çizeceğim ve geometrik olarak bir yorumlayalım bakalım. Grafik üzerinden de asıl e üzeri x eğrisine bir yakınsama var mı? Bakın arkadaşlar şu kısım şu bir defa şu mavi ile çizdiğim y eşittir e üzeri x eğrisi. Sıfırla 5 arasında çizdirmişim ben şunu. Şu ilk en aşağıdaki en kötü yaklaşımda olan eğri bir artı x doğrusu. Bir üstteki bir artı x kare pardon bir artı x artı x kare bölü 2 parabolü. Sonra bu terim Alttakine x küp bölü 3 faktörüyle eklenmiş hali. Üstteki x üzeri 4 bölü 4 faktörüyle eklenmiş hali. Burası en eşittir. Dolayısıyla 5 en eşittir 6. 6 terim eklenmiş hali ve 7 terim eklenmiş hali. En eşittir 7 terim eklenmiş hali. Mesela x eşittir. x eşittir 5'te. Yani tam burada. Mesela hata en eşittir 7 için neresi arkadaşlar? Bakın burası. Burası hata. En eşittir 7 hatası. En büyük hata nerede? En büyük hata şu kısım. Şunla şurasıyla şurası arası bir artı x'teki olan hata. Neden? Çünkü en az terim o ve x 5'e geldiğinde en kötü yakınsama o yapmış. Bakın x'i küçük yaptığım zaman mesela bak x eşittir 3'e geldiğim zaman şuraya bak mesela tamam mı? En eşittir 7, 7 olan eğriyi takip edin. Şu eğriyi takip edin aşağı doğru. E üzeri x'e hiçbir farkı yok. x eşittir 3'te. Aynı şekilde 6 teriminde hiçbir farkı yok. Diğerlerin hatalarını görebiliyorsun. Mesela bak şu hata şurası ne, hangisi için? Şu hata şurada çizdiğim aşağı en eşittir. Hangi yeri bu? 3. Taylor serisinde en eşittir. 3 eğrisi için hata. Dolayısıyla dikkat edersen en arttırınca eğrilerin e üzeri x'in gerçek orijinal eğrisine yaklaştığını burada görüyoruz. Hata neyden kaynaklanıyor? Hata iki şeyden kaynaklanıyor. Bir, Taylor serisinde az terim almak. İki, x'i büyütmek. Yani Taylor serisini açtığım yer x0 eşittir 0'dan uzaklaşmak. Daha iyi bir, mesela x eşittir 5'te birebir y eşittir e üzeri x eğrisini sağlayan bir ee, Tylox serisi formülü için ne yapman lazım? Bir defa kesinlikle eni 7'den büyük bir değer alman lazım. n'i 7'den büyük bir değer alman lazım. Yani Tylox serisiyle geometrik olarak da yakınsama bu şekilde sağlanıyor. Şimdi ben burada hataları büyük görmemin nedeni ne? Böyle x'i büyük almak. Mesela sen bu x'i kendiniz çizdiğinde mesela 0 ile 2 arasına çizdirsen bu eğriyi bazı e, en eşittir 7'yi, en eşittir 6'yı, en eşittir 5'i mesela e, çok daha yakın olarak görebilirsin orijinal eğriye. Aynı şekilde x'i büyütsen mesela 5 değil de 10'a doğru götürsen bu sefer en eşittir 7'nin hatası x eşittir 10'da çok daha büyük olacak arkadaşlar. Çok daha büyük olacak.